10 çiftliğimi yapıyoruz. Pırpır yaptıktan sonra alt ipimizi katlıyoruz. Bir çift düğüm yaptıktan sonra arasını açıp iki çift düğüm yapıyoruz. Uzunca bir pırpır yapıyoruz. Boşluk bırakıp tekrar pırpır yapıyoruz. Bu pırpırları 7 tane yapıyoruz. Pırpır yapıyoruz. Bir çift düğüm. Bir pırpır. Bir çift düğüm. Bu şekilde. Yedi tane pırpır yaptıktan sonra tekrar iki çift düğüm yapıp kapatıyoruz. Bunu çeviriyoruz. 10 çift düğüm yapıyoruz. Bir tane pırpır yapıyorum. 10 çift düğüm yapıyorum tekrar. Tekrar pırpır yapıyorum. Bir daha pırpır yapıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. Ve aralarında da 10'ar çift düğüm oluyor. Çeviriyoruz. Alt ipimizi katlayıp biraz önce yaptığımız çiçek gibi yapıyoruz tekrar. 2 çift düğüm yapıyoruz. 7 tane pırpır yapıyoruz. Pırpırları daha önceki videolarda gösterdim ama tekrar göstereyim. 1 tane pırpır yapıyoruz. 1 çift düğüm yaptıktan sonra tekrar pırpır yapıyoruz. Pırpırı ipi gevşek tutarak bu şekilde. Altı, yedi. İki çift düğümden sonra kapatıyoruz. Bunun üstünü tığ ile tek tek yapacağım. O yüzden birkaç renk kullanacağım. Birkaç tane
ölmem gerekiyor. Yani örnek belli olması için. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dört renk kullanacağım için şimdilik dört tane çiçek yaptım. Bu şekilde. Ve bu çiçek kısmından şu ipi şuraya çakmakla yapıştırıyorum, yoksa çok dağılıyor. İpler birbirine giriyor. Hiç hoş olmuyor. Tığla pek aram yok ama örnek model çıksın diye yapacağım. Uzun zamandır elimi almadım. Evet, bu şekilde çiçeğimizi alıyoruz. İlk pırpırına batıyoruz. Pırpırına batıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı yere batıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Çıkardıktan sonra hiç zincir çekmeden diğer pırpıra geçiyoruz. Battıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı yere batıyoruz. Zincir çektiğimizde aynı yere batıyoruz. Geçiş yaparken hiç zincir çekmiyoruz. Bu şekilde bütün pırpırları dolduracağız. Bu daha böyle belirgin olsun istiyorsanız 4 zincir de çekebilirsiniz. Ben 3 zincir olmasını daha uygun görüyorum. İnce, kibar oluyor. Ama daha yayvan, daha büyük olmasını istiyorsanız 4 zincir çekebilirsiniz. Yedi pırpırın hepsini tamamlıyoruz. Bu şekilde. Evet, tanesi bu şekilde.
Bir diğer rengi de lilayı kullanıyor. Şu ipi buraya çakmakla değdirerek yapıştırma. İpi dağılmamasını sağlıyor. Tavsiye ederim. Bu ikinci renk olarak. Tabi bu renk tercihi isteğe bağlı. İstersen iki renkle yapabilirsiniz. İsterseniz dört renkle. Ben burada dört rengi de kullanacağım. Bu ipin dolanma işi çok kötü. Girişi güzel koyduğum için bu sıkıntı oluyor. Neyse boşalayayım ben bunu. Evet. Şimdi diğer şey yapmak üzere. Yine ilk pırpırdan başlıyoruz. Battıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Burada hiç zincir çekmeden diğer pırpıra geçiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Battığımız yere tekrar batıyoruz. Diğer pırpıra geçiyoruz. Hiç zincir çekmeden 3 zincir çekiyoruz ve aynı yere batıyoruz. Bugün İstanbul yağmurlu. İnşallah büyük yağmurlar yağmaz. Evet, bunu da bu şekilde dedik. Bu şekilde yazmaya şu pırpırlardan iğne boyasıyla veya zürafayla tutturuluyor. Bu şekilde. Bu diğer örnekler, diğer şeyle de bir tane farklı bir örnek modelini göstereyim. Burada biraz dört zincir çekerek yapayım. Aslında model olsun diye yapıyorum. Üç tane zincir çekilmişle dört tane zincir çekilmiş tercihini bakarsınız. Evet. Tekrar aynı şekilde ilk pırpırdan başlıyoruz. Bu sefer 4 zincir çekerek yapacağım. 2, 3, 4. Hatta 5 yapayım. Kaba mı düşer bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş.
2, 3, 4, 5. Evet. Bu da 5 zincir çekerek yapılmış. Bunları böyle yukarıya doğru çekerek düzeltme yapayım. Evet, şu 3 tane pırpır çekilerek, zincir çekilerek yapılmış pırpırların üstüne. Aradaki fark, eğer büyükçeni istiyorsanız bu şekilde, ince olmasını istiyorsanız bu şekilde. Bir de daha farklı bir modelde yapacağım. Bu yazmaya dikilince bu şekilde gözükecek. Şuraya kırmızıdan farklı bir modelde yapayım orayı. Belki o şekilde daha hoşunuza gider. Tabi istediğiniz tığ oyasının modelini buraya uyarlayabilirsiniz. Bunun sınırlaması yok. Batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. T üstüne alıp 2 tane ya da 1 tane alayım. Aynı yere batıyoruz. İki kere ile çıkarıyoruz. Ve zincir çekiyoruz. 5 tane. Kendi dibine batıyoruz. Aşağıya değil, kendi üst. Tekrar 3 zincir çekip aynı battığımız dipteki pırpıra batıyoruz. Aynı pırpıra batıyoruz. Bu şekilde bir tane oluşturmuş oluyoruz. Hiç zincir çekmeden diğerlerine de yaptığımız gibi öbür pırpıra geçiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tüs olarak batıyoruz. İki kere ile çıkarıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Kendi dibine batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı pırpıra batıyoruz. Diğer pırpıra geçerken zincir çekmiyoruz. Tekrar 3. Aynı şekilde bu
Pırpırları bitiriyoruz. Bence en güzeli bu. Biraz geniş örnek sevenler için çok güzel. Bu gibi örneklerde ütü yapılınca çok daha güzel oluyor. Bir de bunlar bu şekilde görünmeyecek. Yazmaya dikildiğinde haliyle gergin olacak bu şekilde. Yazmaya yakın duracak. Bu şekilde biraz gelerek yapayım. Evet. Bu videomuzu da burada bitiriyorum. Umarım beğenirsiniz. Kolay bir şekilde yapılabilecek ama güzel bir örnek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni tuşuna basarak olumlu, olumsuz, beğenmediğiniz eksik noktalar varsa yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum veya çekmemi istediğiniz örnekler varsa onu da söylemeniz yeterli. Instagram sayfamda aynı şekilde mekik.oyacı. Orada beklerim sizleri. Orada resimler, bu modellerin resimleri orada bulunmaktadır. Sipariş alıyorum. Bu modelleri yapıyorum. Kapıda ödeme şeklinde yapıyordum. Ancak biraz güvende sarsılma oldum. Sipariş verip de almayanlar çıkıyor bazen. Onların yüzünden kapıda ödemeli yapmaktan vazgeçeceğim. Evet. Bu şekilde. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.